Bu program rahatsız edici olabilecek içeriğe sahiptir. Sağduyuyla izlenmesi tavsiye edilir. Grönland buzulunda bir saha araştırmacısı rahatsız edici bir şey fark eder. O gün orada gördüğüm değişiklikler gerçekten çok büyüktü. Orada olan başka bir şeydi. Florida, 2005. Bir plaj esrarengiz bir şekilde ölü canlılarla dolar. Bu da imkansız geliyor ama denizdeki her şeyin öleceğini söyleyen ayetler var. Endonezya, 2004. Denizin altında meydana gelen şiddetli bir deprem bir tsunami'yi tetikler. Ve uzmanlar daha kötüsünü beklemekte. Çok şiddetli küresel bir deprem olacak. İnsanlık tarihindeki hiçbir şeye benzemeyecek. 2008. Araştırmacılar ölümcül küresel bir salgın için hazırlık yapıyorlar. Bu ihtimaller beni çok endişelendiriyor. Büyük tehlike altındayım. Bir ailem var. Bunlar daha önce İncil'de bahsi geçen işaretler mi? İncil'deki bütün kehanetler aslında her şeyi bilen, her şeyi gören Tanrı'nın ileri bilgeliğinin göstergesi. Kendi sonumuza mı yaklaşıyoruz? Bir kargaşa olacak. Hem de çok büyük bir kargaşa. Peki şu anda gerçekten kıyametin yedi işaretini yaşamaya başlamış olabilir miyiz? Tarih boyunca bütün medeniyetler kendi sonlarını merak ettiler. Aslında kıyamet terimi uyanmak anlamını taşır. İnsanlıktan gizlenen bir şeyin ortaya çıkması olarak da yorumlanabilir. Kehanetin şifresini çözmenin anahtarı burada. Yeni ayetin son bölümünü oluşturan vahiy kitabında gizli. Vahiy kitabı milattan sonra 100 yılında Patmoslu Yuhanna tarafından yazıldı. İncil'deki kitapların en gizemli ve en tartışmalı olanıdır. Vahiy kitabının amacı insanoğlunun kendini kıyamet gününe hazırlaması için dünyanın yaşayacağı büyük yıkımı tasvir etmektir. Tanrı'nın dünyayı sona erdirme planını betimlemektir. Ayrıca vahiy kitabında Tanrı'nın bu büyük kıyamet planının 7 mühürle mühürlenmiş bir parşömene yazıldığı anlatılır. Kırılgan her bir mühür yeni bir felaket getiriyor. Dünyanın sonunun yaklaştığına dair yeni bir işaret. İki bin yıldır bu kehanetler korku saçıyor. İsa'nın ölümünden ve göğe yükselmesinden sonra bazı sahte mesihler ortaya çıkıp dünyanın sonunun geldiğini söyledi. Yine de herkes bunu biliyor. İster ateist olsun, ister Scientolog olsun, Hintli, Hristiyan, Katolik ya da Yahudi olsun, herkes şu anda kıyametin eşiğinde olduğumuzun farkında. İncil'de yaklaşık 2000 yıl önce adı geçen 7 kıyamet işareti bugün gerçekleşiyor olabilir mi? Çok şaşırtıcı ama ortaya çıkan bu işaretleri modern bilim de onaylıyor. Bilim adamları doğruluyor. Dünyanın biteceğini söylüyorlar. Ve bu bilim adamları dünyanın sonuna dair birçok olgunun Vahiy kitabında tasvir edilen fenomenlere ve felaketlere benzediği konusunda hemfikirler. Anlaşamadıkları nokta şu. Bunlar Vahiy kitabında anlatıldığı gibi Tanrı'nın planına uygun olarak mı yoksa sadece doğanın bir tesadüfi sonucunda mı gerçekleşiyor? Vahiy kitabına inananlar için kehanetin başlangıcını gösteren uyarı işaretleri çok açık. Mahşerin dört atlısı gibi. İncil araştırmacıları buradaki şifreyi çözüyor. Bunlardan biri beyaz atlı, diğeri kırmızı atlı. Bir de siyah atlı ve gri atlı var. Bunların hepsi korkunç şeyler getiriyor. Kehanetin başlamış olduğu farz edilirse, bu dört atlının getireceği felaketler çoktan başlamış olmalı. Dördüncü atlı yani soluk at salgın hastalığı temsil ediyor. Ve dördüncü mührü açtığımda soluk bir at gördüm. Onun sırtında oturanın adı ölümdü. Kıyametin dördüncü atlısı çok korkunç bir kehanettir. Soluk at
küresel salgın hastalığı temsil ediyor. O ölümün atlısı. Dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı ölecek. Modern çağımızda bile insanların akıl almaz acılar çektiklerine tanık oluyoruz. Her yıl 1 milyonu aşkın insan sadece sıtmadan ölüyor. Küresel salgın hastalık tehdidi bilim adamlarına bile korku salıyor. Bu konuda çok endişeliyim. Öncelikle büyük tehlike altındayım. Benim bir ailem var. Belki de çocuklarım bir gün bu salgın hastalıklara yakalanacaklar. İş bittikten sonra çok geç olacak. Aşılar bulmak için daha çok çalışıp çaba göstermeliyiz. Bu hastalıklar ortaya çıkmadan önce koruyucu önlemler almalıyız. Göreceğimiz gibi salgın hastalıklar sadece başlangıç. Üçüncü atlı insan yıkımına başka bir boyut daha ekliyor. Siyah at. Ve üçüncü mührü açtığımda, üçüncü iblisin gel ve gör dediğini duydum. Ve siyah bir at gördüm. O atın üstüne oturmuş, elinde bir terazi tutuyordu. Siyah at ölümü ve kıtlığı temsil eder. Son yıllarda ekinlerin biyoyakıt üretimindeki kullanımının artması, sarsıcı yiyecek sıkıntısının tetiklenmesine yol açtı. Ama bu sadece başlangıç olabilir. Dünya için yeterince yiyecek yok. İnsanlar toplu olarak ölmeye başlayacak. İnanılmaz yiyecek kıtlıkları yaşanacak. Toplu ölümler göreceğiz. Bir doğal felaketler uzmanı bu küresel insanlık dramı konusunda düşündüklerini anlatıyor. Bir kargaşa çıkacak. Hem de çok büyük bir kargaşa. Kurallar olmayacak. Çünkü insanlar canlarını kurtarmanın derdinde olacaklar. Sadece kendinizi ve ailenizi düşüneceksiniz. Ama yanınızdaki insanlar sadece yanınızdaki insanlar olacak. İkinci atlı daha da büyük bir felaket getirecek. Sonra ortaya başka bir at çıktı. Kırmızıydı. Ona verilen güç, dünyadaki barışı yok etme gücüydü. Kırmızı at dünyada çok büyük bir savaşı ve çatışmayı temsil eder. Bu işaretin kanıtları etrafımızı kuşatıyor. Savaş, soykırım, terörizm. İnsanlar terör yüzünden akıl almaz acılar çekiyor. Peki bütün bunlar bizi nereye götürüyor? İşaretlere inanan ve inanmayan uzmanlar, insanlığın yok olma ihtimalinin gerçek olduğu konusunda uzlaşıyorlar. Geride Kalanlar romanının ortak yazarı Jerry Jenkins düşüncelerini şöyle açıklıyor. Doğal felaketler her gün daha da kötüye gidiyor. Savaşlar var, savaş söylentileri var. Dünyanın her yerinde uluslar gitgide daha sık birbirlerine kafa tutuyorlar. Görünüşe bakılacak olursa bir yere doğru gidiyoruz ve orada bizi bekleyen büyük bir felaket var. Dördüncü, üçüncü ve ikinci atlıların işaret ettikleri felaketleri görmeye başladık bile. Ama bütün atlıların arasında en büyük dehşeti uyandıran ilki. Baktım ve beyaz bir at gördüm. O atın üstüne oturmuş, bir ok tutuyordu. Galip gelerek zafer kazanmaya gitti. Şeytandan sonra İncil'deki en korku uyandıran figür ilk atlıdır. Yani Deccal. Bu korkunç figürle ilgili yanlış kanıların sayısı oldukça fazla. İnsanlar Deccal deyince korku filmlerini, 666'yı, içine şeytan giren, gözlerinden ateşler çıkan insanları düşünüyor. Ama o stadyumlarda elinde bir gamalı haçla çığlıklar atmayacak. İnsanlar Sieg Heil demeyecek. O barış telkinleriyle gelecek. Tıpkı bugünküne benzer bir ortam olacak. Savaşlar ve anlaşmazlıklar yaşanacak. Sonra çok barışsever görünen, çok ikna edici bir adam ortaya çıkacak ve insanlar onun etkisine kapılacaklar. Bırakalım da politikacılar yerine bize o liderlik etsin diyecekler. Vahiy kitabı Deccal'ın eninde sonunda yüzünü karanlık tarafa döneceğini anlatır. Deccal son işarette merkezi bir rol oynayacaktır. Yani dünyanın sonunu getirecek son dünya savaşı Armageddon'da. Kehanetin geri kalanının şifresini çözecek olan anahtarsa 7 numara. Vahiy kitabının yazarı tıpkı bütün ilk Hristiyanlar gibi bir Yahudi olarak doğmuş, büyümüş ve yetişmişti. Peki Yahudi İncil'indeki kutsal sayı neydi? O kutsal sayı 7'dir. Çünkü Tanrımız bütün dünyayı tam 7 günde yaratmıştır. Daha sonra 7 yıl boyunca sürecek bir kıtlık başlayacak.
Ama önce Tanrı Mısır ulusuna 7 yıl sürecek bir bolluk verecek. Bütün İncil boyunca aynı konunun defalarca anlatıldığını görebilirsiniz. Tamamlanıp sonuca ulaştığı yerse vahiy kitabıdır. Ortada şiddeti sürekli olarak artan büyük bir felaketler dizisi var. Sonra 7 mühür var, üflenen 7 boru ve 7 kase var. Bütün bunlar sürekli bir düzen içinde meydana geliyor ama şiddeti artıyor. Ama bu artış daha yeni başladı. Dünyanın yok oluşu için sıradaki işaret gökyüzünden gönderildi. Yedi işaret insanoğlunun başına gelecek 7 felaketten çok daha fazlasından söz ediyor. Karmaşık kehanet 7 işaretle 7 felaketi tasvir ederken 7 işaret daha kullanıyor. İlk küresel kabus doğrudan gökyüzünden gelecek. Gökyüzündeki yıldızlar dünyaya düştü. Ve gökyüzü parçalandı. Dünyanın kralları kendilerini mağaralara ve dağlardaki kayalara gizlediler. Vahiy kitabında gökyüzünden düşen nesnelerden birkaç kez bahsediliyor. Vahiy kitabında Aziz Yohanna gökyüzündeki bütün yıldızların düştüğünü gördüğünden söz ediyor. Bu aslında çok büyük bir meteor yağmuru ya da dünyaya çarpan muazzam büyüklükte bir asteroid olabilir. Yuhanna'nın gördüklerinin kaynağı gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızlar ve meteorlardı. Tarih boyunca gökyüzündeki olgular, özellikle de kuyruklu yıldızlar ve meteorlar insanoğlunun huzurunu kaçırmaya devam etmiştir. İncil'in ilk indiği zamanlarda tek bir güç yıldızların düşmesine neden olabilirdi. Bunun en doğal açıklaması Tanrı'nın memnuniyetsizliğini ifade etmek için bir şeyler yapıyor olmasıdır. İncil araştırmacıları birçok kez tekrarlanan bir kelime keşfettiler. Bu kelimenin kehanetlerle doğrudan bağlantısı vardı. Adını acı tadıyla bilinen bir bitkiden alan bir yıldız. Mavi yıldız. Üçüncü melek borusu üflendiğinde gökyüzünden büyük bir yıldız düştü. O yıldızın adı Mavi Yıldız'dı. Mavi Yıldız kehaneti dünyaya doğru ilerleyen bir asteroid tarafından gerçekleştirilebilir mi? Mavi Yıldız korkunç bir kehanettir. Çünkü çok büyük zarar verecek, çok insan öldürecek, bitki ve hayvanların büyük bölümünü yok edecek, modern teknoloji tarafından izlenebilecek kadar büyük bir şey olacağı çok açık. Dinin kehanet şeklinde açıkladığı şeyi Dr. Phil Plait gibi bilim adamları şu anda gerçek olarak görüyor. Gökyüzünden gelecek tehlikelerin en büyüğü bir asteroid çarpması olacak. Eğer yeterince bekleyebilirsek bunu görebileceğiz. Büyük bir kaya dünyaya çarpacak. Bu %100 olacak. Buna hiç şüphem yok. Yukarıda meteorlar var. Zaman zaman dünyaya çarpıyorlar. Ve bunlar her yüzyılda bir ciddi hasara yol açabilecek kadar büyük meteorlar. Bir asteroid dünyaya çarpıp her şeyi yok edebilir mi? Bunun işaretlerini görmeye başladık bile. Bir demir kütlesi muhtemelen yaklaşık 45 metre çapındaydı ve 50 bin yıl kadar önce çölün orta yerine çakıldı. Ortaya çıkan enerji çok büyüktü, yaklaşık 20 megaton civarında. Bu da aynı anda 20 milyon ton dinamitin patlamasıyla eşdeğer. Bir olay durumu açıklamaya yetiyor. Bilim adamları 65 milyon yıl önce bir asteroidin akıl almaz bir hızla çarptığını düşünüyorlar. O anda gezegenimiz tamamen yandı. Küle döndü. 9 kilometre çapındaki bir kaya. Şöyle düşünün, Everest Dağı'ndan daha büyük ve Meksiko Körfezi'ndeki Yucatan Yarımadası'na çarpıyor. Bu çarpışmayla ortaya çıkan enerji inanılmaz. Öyle bir kütle, öyle büyük bir hızla yaklaşık 100 milyon megatonluk bir enerji ortaya çıkarır. Bir megaton ortalama bir hidrojen bombasıdır. Yani 100 milyon hidrojen bombası büyüklüğünde bir enerji. 9 kilometre genişliğindeki asteroid akıl almaz bir hasara sebep olmuştu. O büyük hareket enerjisinin tamamı ısıya dönüştü. Deniz suyunun çok büyük bir bölümünü buharlaştırdı ve dünya yüzeyine çarptığı anda her yeri kaplayan buharlaşmış su bulutları ve erimiş kayalar oluşturdu. Yüksekliği yüzlerce metreyi bulan gelgit dalgaları ve tsunami'ler meydana geldi. Dünya sallandı. Çarpışmanın şiddeti 12 büyüklüğündeki bir depreme eşitti. Kopan kaya parçaları dünyanın her yerine yayıldı.
Bu kayalar atmosferde yükselip 20 milyon tonluk enerjileriyle göktaşları gibi yere çarptılar. Çarpışmadan sonraki birkaç saat içinde bütün kıtalarda yangınlar çıkmaya başladı. Dünyada tam anlamıyla bir cehennem yaşanıyordu. Peki bir asteroid kıyameti tetikleyebilir mi? Aslında bunu yaptı bile. Ama insanlar için değil. Kanıtlar çok açık. Bir asteroid çarpışması meydana gelebilir. Yani asıl soru olup olmayacağı değil. Ne zaman olacağı? Arecibo Gözleme Evi 1963'ten beri Güneş sistemimizdeki cisimleri izliyor. Bu hala dünyanın en büyük teleskobu. Optik teleskoplardan farklı olarak Arecibo gibi radyo teleskoplar gözlemlerini radarlarınkine benzer bir biçimde elektronik olarak yapıyor. 1 megawattlık radar sistemimiz var. Muhtemelen dünyanın en güçlü radar sistemi. Biz bunu asteroidleri izlemek için kullanıyoruz. Bu asteroidlerin yerleri konusunda da çok kesin bilgilere ulaşıyoruz. Böylece bu cisimlerin yörüngeleri hakkındaki bilgimiz artıyor. Ve o cismin tehlike taşıyıp taşımadığını söyleyebiliyoruz. Buldukları şeyler hem dini hem de bilimsel çevreler için gerçekten çok şaşırtıcı. Bizim için tehlikeli olan cisimler önemli hasar verebilecek kadar büyük olanlardır. Bunların büyüklükleri 150 metre ya da daha büyük olarak düşünülebilir. Yani 150 metreden 3 kilometreye ya da 6 kilometreye kadar. Ve biz bunların yaklaşık %30'unun nerede olabileceğini biliyoruz. Kabaca bir tahminle 7 ila 14 milyon başıboş asteroid dünya için tehlike arz etmekte. Sadece 90 metre çapındaki küçük bir asteroid bile Tokyo büyüklüğündeki bir şehri yok edebilir. Eğer bu asteroidlerden biri mavi yıldız kehanetini gerçekleştirirse, eğer o gerçekten 7 işaretten biri ise, tarihteki hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir yıkım meydana gelir. Eğer birkaç yüz metre çapında bir asteroid olursa, yani bir futbol sahası büyüklüğünde ve dünyaya çarparsa, atmosferden geçecek ve geçerken çok ısınacaktır. Yani mesela New York'ta olursanız ve çarpışmada orada meydana gelirse, başınızı kaldırdığınızda gökyüzünde devasa bir ışık topu göreceksiniz. Sıcaklığını bile hissedeceksiniz. Bu ikinci bir güneşin altında durmaya benziyor. Mavi yıldız asteroidi yaklaştıkça sıcaklık da yükselecek. Gittikçe daha sıcak, daha sıcak olacak. Kafanızı bir fırına sokup pişiriyorlarmış gibi. Muhtemelen erimeye başlayacaksınız. Saniyeler içinde Manhattan'daki bütün binalar alevler arasında kalacak. Ama yangın fazla uzun sürmeyecek. O devasa kaya yere çarptığı anda dünyadaki bütün yangınlar birdenbire sönecek. Mavi yıldız asteroidi muazzam büyüklükte bir krater meydana getirecek. Kilometrelerce uzaktaki binaları yerle bir edecek büyük bir şok dalgası ortaya çıkacak. Basınç dalgası, ısı ve bütün bunlar bir araya geldiğinde Manhattan adası muhtemelen tamamen yok olacak. Mavi yıldız öyle inanılmaz bir güçle çarpacak ki deniz yaşamının üçte biri ortadan kalkacak, kıyı şeritleri yok olacak. Denizi zehirleyecek, insanları öldürecek, bitkilerle hayvanları öldürecek. Yani gerçekten akıl almaz bir yıkım bu ve bu küresel olacak. İnsanoğlunun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri asteroid çarpışmasından sonraki günlerde ve yıllarda olacak. Bu olguya verilen isim kış etkisi. Kayalar havalanacak. Kraterden uyulup yükselen parçalar güneşi bile gölgeleyebilir. Hatta güneş ışığı o kadar azalır ki bitkilerin fotosentezi bile bitebilir. Ve bitkiler ölünce de bütün besin zinciri bozulur. Yani burada akıl almaz boyuttaki ölümlerden söz ediyoruz. Küresel ekonomiye çok büyük bir darbe inecek. Muazzam büyüklükteki arazilerde tarım yapılamayacak. Yani etkileri çok uzun vadeli olacak. Sadece çarpmayla oluşan anlık etkileri değil, yıllarca sürecek uzun vadeli etkileri de göreceğiz. Gökyüzü gerçekten ölüm getirebilir. Tıpkı Aziz Yuhanna'nın Vahiy kitabında anlattığı gibi. Bu İncil'de bahsedilen nihai kıyamete yapılan yolculuğun sadece başlangıcı. Yedi işarete inananlar ve bilim adamları aynı fikirde. Milyonlarca insanı öldürebilecek bir salgın hastalığının ortaya çıkması an meselesi. Yedi işaret kehaneti dehşet uyandıran felaketlerden bahsediyor. Zamanın sonuna inananlara göre Tanrı öfkesinin dizginlerini bırakmak üzere.
ve en kötüsünü henüz yaşamadık. Hastalık. İnsanlığın doğumundan beri bütün uygarlıkların korktuğu tek şey. Bugün bile insanlık hala sayısız salgın hastalığın tehdidi altında. Akut solunum yetmezliği sendromu, yani SARS, 29 ülkeyi vurdu. Sıtma 1972'den beri yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Ve bir kuş gribi dalgası her an bütün dünyayı kaplayan bir kabusa dönüşebilir. Ortak tehdit şu, bu hastalıkların hepsi 7 işaretten biriyle bağlantılı olabilir. Sonra baktım ve soluk bir at gördüm. Onun adı ölümdü. Kehanetin en korkutucu işaretlerinden biri de bu. Vahiy kitabında benim salgın hastalıklar olduğuna inandığım çok sayıda örnek var. Bunların ilki ve en önemlisi soluk at. Ben bu soluk renkli atın dünya üzerindeki salgın hastalıkları ve ölümü temsil ettiğini düşünüyorum. Salgın hastalıkların çıkmasının an meselesi olduğuna inanıyorum. Sonra yine felaket. Cehennemi güçler ortaya çıkacak. Salgın hastalıklar, başka hastalıklar ve hemen her türden ölümler görülecek. İncil'de anlatılanlara göre dünya nüfusunun çeyreği hastalıktan ölecek. Dünya nüfusunun çeyreği, yani 1 milyardan fazla ölü. Bu kavraması güç bir sayı. İnsanoğluna bu ölçüde zarar verebilecek bir şey gerçekten var olabilir mi? Bilim adamları bir kez daha somut kanıtları ortaya koyuyor. Her 10 yılda bir çok kötü bir virüs salgını ortaya çıkacak. Ve her 100 yılda bir etrafta facia yaratan salgın bir virüs olacak. Bunu biliyoruz. Bu aslında yeni bir şey değil. Tarihimize bakmak yeterli. Tarih. Geçmişimiz kaydedilen tarihin başlangıcına kadar giden veba ve salgın hastalık felaketleriyle dolu. Milattan sonra 100 yılı civarında Patmoslu Yuhanna vahiy kitabını kaleme alırken günümüzdeki Libya'yı, Mısır'ı ve Suriye'yi ve çok yakınındaki Patmos adasını da içine alan bölgede bir veba salgını baş gösterdi. Can'ın bu salgına bizzat tanık olması ihtimali bile söz konusu. Ama salgınların en büyüğü Orta Çağ'da ortaya çıktı. Kara ölüm. Hıyarcıklı veba Avrupa'yı 1340'lı yıllarda vurdu ve 25 ila 50 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Bu veba türü hastalığa adını veren ve hıyarcık denilen büyük ağrılı siyah şişliklere sebep oluyordu. 1400 yılına kadar ölü sayısı dünya çapında 100 milyona ulaştı ve dünya nüfusu kabaca 450 milyondan 350 milyona kadar geriledi. Bugün de olduğu gibi kurbanlardan bazıları kurtuluşu İncil'de arıyor ve hastalığın öfkeli Tanrı'nın cezası olduğuna inanıyorlardı. Tabii aslında Avrupalıların bu vebayla boğuştuğu zamanlarda kara ölüme bir takım ruhani anlamların atfedildiğini biliyoruz. Onlara göre bu hastalık Tanrı'nın dünyaya yolladığı klasik bir ceza türüydü. Bunu hem Vahiy kitabında hem de büyük göç sırasında Mısır'da ortaya çıkan salgında görürüz. Yani aslında salgın hastalıkların Tanrı'nın memnuniyetsizliğinin bir işareti olarak görülmesi eski bir gelenektir. Ve Vahiy kitabında bu durum çok belirgindir. Hayatta kalanlar bağışıklık kazandıkça kara ölüm çekilmeye başlar. Ama katil virüs korkusu asırlarca sürecektir. Modern çağın en büyük salgını 1918'de başladı. Hem de insanlık tarihindeki en şiddetli savaş bitmek üzereyken. Doktorlar buna İspanyol gribi adını veriyordu. Bütün dünyayı etkisi altına alan ölümcül bir gripti ve tahminen 20 ila 100 milyon insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu da İspanyol gribini 1. Dünya Savaşı'ndan 2 kat daha ölümcül kılıyordu. Aslında bu hastalığın tam olarak nerede başladığı hala bilinmiyor. Ama kuş gribi virüsünün değişime uğradığını ve insandan insana geçerek çok kısa bir sürede bütün dünyaya yayılmaya başladığını düşünüyoruz. Kuş gribi virüsü. Evet, kulağa çok tanıdık geliyor. Bugün bilim adamları H5 adı verilen bir başka kuş gribi türü konusunda endişeleniyor. Bu kez tehlike daha da büyük olacak. Bir virüs değişim geçirir ve insanları da etkisi altına alırsa, insandan insana geçmeye başlarsa, bu gerçekten büyük bir felaket olur. Yani 50, 100 hatta 150 milyon insan bu hastalıktan ölebilir. Tıpkı 1918 salgınında olduğu gibi değişim geçirmiş bir H5 gribi kolayca insandan insana geçebilir.
Ama bugün çok daha küçük bir dünyada yaşıyoruz. Enfeksiyon biz daha ne olduğunu bile farkına varamadan kontrolden çıkabilir. Biz bu virüsün her gün bütün dünyayı dolaşabilmesi için otobanlar inşa ettik. Salgın yaratacak bir grip virüsüyle uçağa binen bir insan, ki virüsün kuluçka süresi 2 gündür, dünyanın herhangi bir yerine gidebilir ve başlayan salgından kimsenin haberi bile olmaz. Hastalık tespit edilmeden önce çok büyük bir bölgeye yayılmış olabilir ve bunlar dünyanın farklı yerlerinde meydana gelebilir. Sadece Los Angeles'a gelen insanları düşünün. Ne kadar sürecek? Bir insanın uçaktaki herkesi etkilemesi ne kadar sürer? O havaalanından gelen herkes bizimle temas ederek hastalık bulaştırabilir. Sonra ben evime, ailemin yanına dönerim. Hayatıma devam ederim. Böyle olduğunu farz edelim. Bağışıklığımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. H5'in belirtileri başlangıçta o kadar hafiftir ki hastalığa yakalanan kişi tehlikenin farkında olmayabilir. Salgın hastalığın ilk belirtileri muhtemelen sadece sıradan gribinkine benzeyecek. Ateş, öksürük, kas ağrıları. Muhtemelen burnunuz akacak, gözleriniz sulanacak, boğazınız ağrıyacak. Ama belirtiler artmaya başlayacak. Kaslarınız acır, boğazınız ağrır, öksürmeye başlarsınız, nefes zorluğu çekersiniz. Hastalık çok hızlı ilerler ve nefes darlığı görülür. Kalp kasılmaları, böbrek yetersizliği. Belirtilerin ortaya çıkmasıyla hastaneye yatmanız arasındaki süre 4 gündür ve 9 gün içinde ölürsünüz. Fakat bu tahminler ne kadar dehşet verici olursa olsun, kuş gribi karşımızdaki en büyük tehlike olmayabilir. Çünkü en tehditkar salgının temelleri daha uğursuz bir kaynağa dayanıyor. Ben soluk atın ölümü temsil ettiğine inanıyorum. Ama belirli bir türden ölümü temsil ettiğini düşünüyorum. Ve bana kalırsa bu ölüm biyolojik savaş nedeniyle gerçekleşecek. Ya da bir terör saldırısıyla. Ya bir güvenlik açığıyla ya da askeri bir çekişmeyle. Belki bir tüp kırılır. Belki de bir tır devrilir. Virüs gıda stokuna karışabilir. Biyolojik olarak tasarlanmış sayısız salgın hastalık kısa sürede dünyanın her yerine yayılabilir. Bu salgınların bir çaresi yok. Gezegenin her tarafına yayılır. Milyonlarca insan ölür. Ya zapt edemeyeceğimiz bir şey olursa, 1, 2 ya da 3 taşıyıcı bütün ülkeyi etkileyebilir mi? Çok kolay, çok kolay. Toplu imha silahları uzmanı olan John Barton, günümüzün biyoteknik yöntemleriyle üretilmiş virüslerin taşıdığı tehdidi anlatıyor. Bugün biyomühendisliğin geldiği yeri düşünecek olursak bence bu en büyük tehdit. Biyolojik silahlar ancak dağıtım önlemleriyle sınırlandırılabilir. Biyolojik olarak terörist bir saldırı yapmak çok kolay. Bunların çoğu gözle görünmez, kokusuz ve tatsız maddelerdir. Biyoterörizme nasıl tepki vereceğimizi bile bilmiyoruz. Kullanmaya hazır virüs savarlarımız ya da ilaçlarımız yok. Çünkü virüsün ne olduğunu bile bilmiyoruz. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Diyelim ki teröristsiniz. Bir virüs yaptınız. Her yere yayarsınız. Biyolojik bir silahı havaya salabilirsiniz. Mesela Los Angeles ya da New York gibi kalabalık şehirlerde herkese bulaştırabilirsiniz. Amacınıza ulaşırsınız. Amerikalılar çok sık seyahat ederler. Avrupalılar da çok sık sınır dışına çıkarlar. Sadece birkaç hafta içinde küresel bir salgın hastalık ortaya çıkabilir. Doktorlara göre bu bir hastalık tsunamisine yakalanıp ölmeye benzeyecek. Dünya çapında hiçbir hastanede yer kalmayacak. Hastanelere, acil servislere ya da sağlık merkezlerine olacak hasta insan akınını kaldırabilecek kaynaklara ya da tesislere şu anda sahip değiliz. Bütün aciller dolacak, bütün hastane yatakları dolacak. Bütün hemşireler hasta limitlerini aşacaklar, bütün doktorlar, bütün acil servis görevlileri. Eğer bu olursa 10 hastaya daha bakabilir misiniz? Hatta 20 hastaya, hatta 50 hastaya. Bu olamaz. Bu olmamalı. Sistemin bunu kaldırmasına kesinlikle imkan yok. Daha da kötüsü, virüs hızla birkaç alt türe ayrılabilir ve farklı ilaçlara direnç gösterebilir. Virüsler bakterilerden çok daha hızlı dönüşüm geçirir. Bir virüs dönüşüm geçirir ve doğru kombinasyona ulaşırsa, yani mükemmeli yakalarsa, hiç kimse hayatta kalamaz. Bir virüs çok fazla değişim geçirir ve taşıyıcıdan diğerine geçerken tür değiştirirse, virüsü yok etmek neredeyse imkansız hale gelir. Yani ordumuz ne kadar büyük olursa olsun, ne yaparsak yapalım, kontrol altında tutmak için havaalanlarımızı kapatsak bile bunu başaramayız. Kıyametin belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Karantina, toplu panik ve sonunda toplumun çöküşü. Hastalık ya da değişim şiddetli olursa,
can kayıpları başa çıkılamayacak kadar çok olur. Ölüleri koyacak yer bile bulamayız. Ortada toplanmayan ölüler olacak. Enerji tükenecek. Sağlık merkezleri dolup taşacak. Virüs doğru değişim şeklini bulursa ölü sayısı o kadar çok olur ki sokaklarda ölü insanlar görmeye başlarız. Toplu ölümler meydana gelir ve hastalığı iyileştirmek için antibiyotik bulamayız. Çünkü bunlar laboratuvarlarda tasarlanmış, genetik olarak yapılandırılmış salgınlardır. Bana kalırsa Vahiy kitabı da bundan söz ediyor. Ben Tanrı'nın dünyaya hastalık yollayacağını sanmıyorum. Bence bu daha çok şey gibi. Tamam, madem hastalık üretmek istediniz, ben de buna izin veriyorum. Ama bunun sonuçlarına katlanmak zorundasınız. İncil'de söze edilen ve nüfusun yarısını öldürecek olan dünya çapındaki salgın böyle bir şey olabilir. Ve ister gökten gelmiş olsun, ister Tanrı yollamış olsun, bu çok korkunç olacak. Üstelik hem din hem de bilim aynı fikirdi. Salgının gerçekleşmesi an meselesi. Sıradaki işaret farklı bir tür felaketle ilgili. Bu yürüdüğümüz yeri sarsan bir felaket. İnsanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş büyüklükte küresel bir deprem. Birçok insan İncil'in yedi işaretiyle ilgili şüpheler taşıyor. Sevgi dolu bir Tanrı'nın insanlığı böylesi bir katliama uğratacak olmasına inanamıyorlar. Ama yedi işaret kehanetiyle ilgili araştırmalar sürerken yeni bir boyut daha ortaya çıkıyor. Bu insan zihni için hala çok karanlık bir yer. Bugün bile modern bilimle antik kehanetlerin birbirine karışmaya başladığı bir yer. Sıradaki işaret bu karanlık yeri daha net görmemizi sağlıyor. Yeni korkuları ve yeni felaketleri gün yüzüne çıkarıyor. Sadece son 10 yılda bile dünya facialara sebep olan bir dizi büyük depremle sarsıldı. 2004'teki Sumatra depremi sebebiyle meydana gelen tsunami, orada en az 270 bin insanın ölümüne sebep oldu. Yakın zamanda Çin'de bir deprem oldu. Tahminlere göre 80 bin kişi öldü. 2005 yılında Pakistan'da bir deprem oldu. Yine yaklaşık 80 bin insan öldü. Yüz binlerce kurban depremlerde can verdi. Kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar. Bu korkunç felaketler İncil'deki kehanette bağlantılı olabilir mi? Yedi işarete inananlara göre kanıtlar çok açık. Baktım ve altıncı mührü açtığını gördüm. Çok büyük bir deprem oldu. Bazıları henüz en kötüsünü görmediğimize inanıyor. Bu insanlık tarihi boyunca gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Bu son derece büyük ve küresel bir deprem olacak. İnsanları dehşete düşürecek ve hatta akıllarını başlarından alacak. Bütün dünyayı sallayan katil depremler hayal edin. Hem de aynı anda. Bilim adamları bile ihtimaller karşısında dehşete kapılıyor. Biz burada Amerika'da olacakları planlıyoruz. Ama başka yerleri düşünün. Bangladeş gibi, Dhaka gibi. Oralarda sonuçlar çok sarsıcı olacak. Birçok dindar Hristiyan için bu deprem, yedi işaretle bahsedilen kıyamet göstergelerinden biri. Yani insanların ona olan ihtiyaçlarının farkına varmaları için Tanrı'nın her yeri sarsacağının bir kanıtı daha. Depremler kehanette merkezi bir rol oynuyor. Bu rol ise altıncı mührün açılmasıyla başlıyor. Vahiy kitabında depremlerden Tanrı'nın en büyük cezalarından biri olarak söz ediliyor. Kitabın yedinci bölümünde ise dünyanın daha önce hiç tanık olmadığı şiddette bir deprem meydana geleceği anlatılıyor. Gezegenin her yerindeki dağlar dümdüz olacak. Adalar suya gömülüp yok olacak. Bütün şehirler yerle bir olacak. Kehanete inanan insanlara göre bu kadar büyük ve yıkıcı bir deprem ancak Tanrı'nın işi olabilir. Vahiy kitabındaki hükümlere bakarsak çoğunun bugünkü doğal olguların şiddetlenmiş hali olduğunu görebiliriz. Ama şu anda bugünkü dünyaya bakıp ne olduğunu ve ne olacağını söyleyebileceğimizi hiç sanmıyorum. Bu kesinlikle doğaüstü bir olay. Depremlerin İncil'den daha eskiye dayanan uzun bir tarihi var.
Güney Kaliforniya Deprem Merkezi'nin yöneticisi Thomas Jordan, bu konuda uzmanlaşmış başarılı bilim adamlarından biri. Doğal felaketler arasında depremler insanlığın en büyük katillerinden biridir. Kayıtlı tarih boyunca 50 binden fazla insanın ölümüne sebep olan en az 20 depremin var olduğunu biliyoruz. Depremler dünyanın yüzeyini oluşturan dev levhaların birbirleriyle sürtüştüğü fay hatları boyunca gerçekleşir. Bu levhaların trilyonlarca tonu bulan ağırlığı nedeniyle büyük bir depremde ortaya çıkan enerjinin büyüklüğü muazzamdır. Ayrıca Vahiy kitabının yazıldığı yer olan Patmos Adası da şiddetli sismik faaliyetlerin görüldüğü bir bölgede bulunmaktadır. Patmos Luhana'nın da bu depremlerin yarattığı şiddete bizzat tanık olduğuna inanılıyor. Ona ilk inananlar, yani Roma İmparatorluğu'nun doğusundaki ilk Hristiyanlar için de aynı şey söz konusu. Onlar için depremin temsil ettiği şey çok açıktı. Depremler, öfkeli Tanrı'nın cezasıydı. Vahiy kitabında deprem kehanetiyle ilgili bölüme baktığımızda çok büyük bir korku olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın gazabıyla karşılaştıklarına inanıyorlar. Yani Tanrı memnun değil. Bugün uzmanlar bu felaketlerin yapısını daha bilimsel yöntemlerle öğrenmeye çalışıyor. Kaliforniya'da jeologlar dünyanın en tehlikeli deprem faylarından birinde toprağın derinliklerine hassas cihazlar yerleştirmeye çalışıyorlar. San Andreas'ta. Bu noktada deprem bilim topluluğu gerçekle yüzleşti ve depremleri önceden tahmin edecek yeteneğe sahip olmadığımızı kabul etti. Bu aktif bir fay hattının içinde yapılan ilk delme çalışması. Sismologlar fay hattının içinde bir izleme istasyonu kurarak deprem tahminlerinin mümkün olup olamayacağını anlamayı umuyorlar. Fakat bilim adamlarına göre bir şey çok açık. Depremlerin olacağını biliyoruz. Bilemediğimiz şey zamanı. Yedi işarete inananlar yakında çok büyük bir gücün açığa çıkacağını düşünüyorlar. O bilimsel açıklamaların gerekli olduğundan pek emin değilim. Eğer Tanrı bir depremin olmasına karar verirse bunun gerçekleşmesini sağlayabilir. Artık depremlere neyin neden olduğunu biliyoruz. Gerçekleşmeye devam edeceklerinde. Peki günümüzde bir depremin Tanrı'nın bir işareti olduğunu düşünmemiz için ne olması gerekir? Kehanetin gerçekleşmesi için muazzam büyüklükte küresel depremlerin olması ve hayatlarındaki şehirlerin yerle bir olması gerekir. San Francisco, Tokyo, Şangay, Atina, İstanbul. Amerika'daki başka şehirler de bu listeye girebilir. Özellikle San Andreas Bayı'na yakın olanlar. Bu fay hattı eyaletin güney ucundan Los Angeles'ın şehirleşmiş bölümlerine, San Francisco'ya ve hatta Kuzey Kaliforniya'ya kadar uzanıyor. Alina Dorian kariyerinin büyük bölümünü o karanlık günü planlayarak geçirmiş. Deprem en büyük zararı nüfusun en yoğun olduğu bölgeleri, en riskli yerleri vurduğu zaman göreceğiz. Yani yüksek binaları, karayollarını, ailelerinden uzaktaki küçük çocuklarla dolu okulları. Bu gerçekten çok şiddetli bir olay olacak. Hatta yer 5 metre ya da 6 metre kadar kayacak. Sarsıntı o kadar şiddetli olacak ki insanlar yere yapışacak. Ayakta durmak imkansız hale gelecek. Eğer yüksek binaların yakınında olursanız camlar üstünüze düşecektir. Yüksek binalar etrafa zarar verecektir. O durumda yüksekten düşen herhangi bir şeyin bir mermi kadar etkili olacağını söyleyebiliriz. Buna bir de camları ekleyin. O büyük yapıların camları sağlamlaştırılmış ve güçlü rüzgarlara göre yapılmış olur. Düşen bıçaklar hayal edin. Yani o şeylerin yaratacağı hasar akıl almaz olacak. Eski tuğla binaların birçoğu hemen yıkılacak. Eski beton iskeletli binalarsa bütün olarak çökecektir. Binalardaki katlar üst üste binecek ve insanlar katlar arasında sıkışıp kalacak. Organlar kopacak, kaburga kırıkları, delinen akciğerler, ezilen kalpler. Kanamanız olur da bir hastaneye gidemezseniz ölürsünüz. Los Angeles'ın şiddeti depremlere bile dayanacak şekilde tasarlanmış çelik iskeletli modern gökdelenlerindeki insanlar bile tam olarak güvende sayılmaz. Sağlam binalar bile en azından sallanmaya başlar. Öyle büyük bir depremde o güçlü binaların bile dayanamayıp yıkılacağını tahmin ettiğimizi söyleyebilirim. Birkaç dakika içinde sarsıntı sona erecek. Ama ilk dalgadan kurtulanlar için kabus daha yeni başlıyor. Kırılan gaz boruları ve düşen yüksek voltaj telleri sebebiyle çıkan yangınlar bütün şehre yayılacak.
Eğer aynı anda birçok yerde yangın çıkarsa, yangın söndürme kaynaklarınız hiçbir işe yaramaz. Ve yangınları yavaş yavaş söndürmek yerine daha çok büyümesine neden olursunuz. Ve tabii ki yangın bir kere büyümeye başlarsa asla durmaz. İşte biz yangın felaketi diye buna deriz. Ulaşım yollarının da zarar görmesiyle Los Angeles'ta deprem sonrasında çıkabilecek yangınlar günlerce, hatta haftalarca sürebilir. Çöken binaların içinde sıkışıp kalan binlerce insan ya da hareket edemeyecek kadar ağır yaralanmış olanlar yanarak ölür. Bu boyutta bir yangın bile sonunda kendi kendine söner. Ama hayatta kalanlar acı çekmeye devam edecekler. Tek sorun ölüm değil. Ölümler çok olacak. Ama geride kalanların toparlanması 6 ayı, 1 yılı, hatta 2 yılı bulacak. Sadece hasta olanlar değil, yersiz yurtsuz kalan, evlerini kaybeden insanlar olacak. İşsiz kalacaklar, hiçbir şeyleri kalmayacak. Hatta aileleri bile parçalanmış olacak. Bütün bunlardan sonra tekrar hayata dönmeye çalıştığınızı düşünün. Bireysel olarak, sistem olarak, mesleki olarak. Üstelik bütün dünyada, sadece bir ülkedeki tek bir şehirden söz ediyoruz. Bir de dünyanın en fakir bölgelerinde birbirini takip eden küresel depremlerini yaratacağı sonuçları düşünün. O binalar ayakta kalamaz. O insanların gidecek bir yerleri yok ve çok kalabalıklar. Bir metrekareye düşen insan sayısı çok fazla. Yani bu düşünmemiz gereken bir şey. Bu tam anlamıyla muazzam bir felaket. Deprem bir uyarıdır. İnsanlık tarihi boyunca var olmuştur ve dünyanın hala Tanrı'nın kontrolünde olduğunun bir göstergesidir. Sıradaki işaret bu kadar tanıdık olmayan ama depremden bile daha tehlikeli bir felaketten bahsediyor. Ölüm gökyüzünden gelecek ve buna evrenin en büyük güçlerinden biri sebep olacak. Yedi işaret kehanetinin ardındaki gerçeği bulmak için yapılan araştırmalar şimdiye kadar çok sayıda kanıt ortaya çıkardı. Kehanete inanan dindarlara göre bu kanıtların anlamı çok açık. Tanrı işaret üstüne işaret, olay üstüne olay gönderiyor. Çünkü insanları uyarmaya çalışıyor. Dindar Hristiyanlara göre bu felaket göstergeleri Tanrı'nın dünyayı yok etme planına işaret ediyor. Aynı zamanda Hazreti İsa'nın dirilişine. Vahiy kitabının amacı kıyamet gününe yaklaşırken dünyanın yaşayacağı felaketleri olduğu gibi tasvir etmektir. Akıl almaz bir biçimde modern bilimde bu esrarengiz kehanetlerde bahsedilen kıyamet günü senaryolarının birçoğunu doğrulamaktadır. Bilim adamları dünyayı yok edecek felaketlerin, facia yaratacak olguların birçoğunun Vahiy kitabında anlatılan olaylara benzeyebileceğini düşünüyor. Artık bu kehanetin şiddeti gittikçe artan felaketleri anlattığını biliyoruz. Yedi işaretle anlatılan yedi felaketi işaret etmek için yedi işaret daha kullanılıyor. Aslında bütün bunlar da yeterince korkutucu. Ama hala araştırılacak başka işaretler de var. Örneğin, sıradaki işaret öyle bir şeyi tehdit ediyor ki, o olmadan dünyadaki yaşamın sürmesi imkansız. Güneş her gün yeniden doğuyor. Bize ışık, sıcaklık ve hayat veriyor. Dünyamızın var olması güneş ışınlarına bağlı. Ama yedi işareti araştırırken aklımıza takılan soru şu. Güneş ve yıldızlar hayat yerine ölüm, yıkım ve karanlık getirirse ne olur? İncil'deki kehanetler dördüncü boru üflendiği zaman gökyüzünün cehenneme dönüşeceğinden bahsediyor. Baktım ve altıncı mührü açtığını gördüm. İşte güneş tövbe elbisesi kadar siyah oldu. Vahiy kitabı, 6. vahiy, 12. bölüm, 6. işaret, güneşin kararması. O gün geldiğinde güneş kararacak ve ay kan kırmızısı olacak. Böylece Tanrı'nın gazabı ya da büyük sıkıntı adı verilen duruma geçiş süreci başlayacak. İncil'deki kehanetler güneşin kararacağından bahsediyor. Bunun insan tarafından yapılan bir şey olacağını sanmıyorum.
Bence ışıkları kapatmak Tanrı'nın yapabileceği bir şey. Güneş, zamanın başlangıcından beri insanlık için bir korku ve saygı kaynağı olmuştur. Güneş tutulmaları atalarımız için o kadar korku verici olaylardı ki, genellikle büyük paniğe sebep oluyorlardı. Ama bu işaret onlar için, güneş tutulmasının geçici etkilerinden daha çok şey ifade ediyordu. Altıncı işaret, güneşimizin sonsuza kadar kararacağını gösteriyor olabilir mi? Çoğu insanın Tanrı'nın gazabı ya da kıyametin gelişi şeklinde yorumlayabileceği kadar dehşet verici bir kozmik karanlığa gömülebilir miyiz? Şaşırtıcı. Ama bilim adamları bunun mümkün olduğunu söylüyorlar. Ama ilginç yanı, dünya çapında bir karanlığın evrende belirecek çok parlak bir ışıkla başlayacağı. Gama ışını elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır. Yani ışığın kendisidir. Gama ışınları elektromanyetik radyasyonla yaratılır ve radyoaktif ayrışma sırasında yayılır. Normal ışığı yanağınıza değen bir tüy gibi düşünürsek, gama ışınını da mermiye benzetebiliriz. Tek bir gama ışını fotonu, görülebilen ışık fotonundan 1 milyar kat daha fazla enerjiye sahiptir. Bu da onu tehlikeli yapar. Eğer bir hücreyle çarpışırsa onu parçalayabilir. Eğer DNA ile çarpışırsa DNA molekülünü ya parçalar ya da değiştirir. Gama ışını bir asır önce keşfedildiği halde biz onun ne kadar ölümcül olabileceğini öğrenmeye henüz başladık. Dr. Neil Gerels'e göre, gama ışını araştırmasındaki en büyük ilerleme Soğuk Savaş sırasında gerçekleşmiş. Nükleer silahlar gama ışını parlamalarına neden olur. 1962 yılında Başkan Kennedy, Sovyetlerle nükleer deneme yasağı anlaşması imzalamıştı. Ve bu anlaşma dünyanın atmosferi üstünde nükleer silah denemelerini yasaklıyordu. Bu yüzden Birleşik Devletler bu anlaşmayı takip etmek için bir dizi uydu yaptı. Uyduların üstünde gama ışını dedektörleri vardı. Ve zaman içinde bu uydular gama ışını parlamalarını tespit etti. Ama gama ışınları Rusya'dan gelmiyordu. Parlamaları çok sayıda uydu aynı anda görebiliyordu ama parlama dünyadan gelmiyordu. Uzayın derinliklerinden geliyordu. Bilim adamları nihayet bu ışınların kaynağını belirlediklerinde evrendeki en büyük patlamalardan birini keşfettiler. Gama ışını patlaması. Gama ışını patlamalarını ortaya çıkardıkları enerji açısından geçebilecek tek şey Big Bang'tir. Bildiğimiz kadarıyla evrende bunlardan daha büyük bir patlama yok. Bunu yapan şey bir süpernovadır, yani patlayan devasa bir yıldız. Patlamayla yıldızın iç kısmı çöker ve tam ortasında kara bir delik meydana gelir. Sonra da bu kara deliğin içinden zıt yönlere doğru ikiz enerji ışınları çıkar. Merkezleri aynıdır ancak gidiş yönleri farklıdır. Kozmik lehim lambaları ve ölüm ışınları gibi. Bu şeyler ışık hızında hareket eder ve bu ışınların içinde sıkışmış enerji gerçekten inanılmayacak kadar büyüktür. Yaklaşık 10 saniye içinde zıt yöndeki bu iki ışın bizim güneşimizin 15 milyar yıllık yaşamı boyunca yayacağı enerjiden daha çok enerji yayar. Her gün bunlardan neredeyse 1 milyon tanesi patlıyor. Bu sürekli olan bir şey. Asteroid patlamalarından, güneş yangınlarından, güneş sistemini dolaşan kara deliklerden bahsedebilirsiniz. Ama eminim bir gama ışını patlamasından daha korkunç bir şey biliyor olamazsınız. Yaklaşık 1000 ışık yılı boyunca bu korkunç gama ışınlarının yoluna çıkan her şeyi buharlaşıp yok olur. Neyse ki gezegenimizi buharlaştırabilecek yakın bir yıldız yok. Ama binlerce ışık yılı uzakta gerçekleşen bir gama ışını patlamasından çıkan radyasyon bile dünyayı harap edebilir. Aslında gezegenimizin daha önce bunu gördüğüne dair kanıtlar var. Bundan birkaç milyon yıl önce dünyanın kralı trilobitlerdi. Bu yengeç benzeri küçük yaratıklar okyanusta salına salına yüzerken dünyanın çok yakınında gama ışını patlamasının gerçekleşmiş olması mümkün. Trilobitler dünya yüzeyinden silindi. Bu en büyük toplu katliamlardan biriydi. Hatta dinozorların soyunu tüketenden bile daha büyük. Yakınımızda olacak bir gama ışını patlaması, gezegenimizdeki yaşam için çok açık bir tehdit. Ama kehanete göre güneş ve ay kararacak. Gözleri kör eden bu ışık patlaması dünyamızı nasıl karanlığa gömebilir? Bunun cevabı, 8000 ışık yılı uzakta yatıyor. WR-104 adında bir yıldız. Evet, ismi çok garip ama onun adı böyle. Bu bize zarar verebilecek kadar yakınımızda, hatta bize yönelmiş olabilir. Yaşam süresinin sonuna geliyor ve o yıldız her an patlayabilir. Peki uzağımızdaki bu yıldız patlarsa ne olur?
Bu konuda hiçbir uyarı alamayız. Çünkü gama ışınları da aslında birer ışıktır. Yani onlar da ışık hızında yol alırlar ve hiçbir şey ışıktan daha hızlı olamayacağına göre dünyaya vardıklarında her şey biter. Yani onu gördüğümüzde gelmiş olacak. 8000 ışık yılı uzakta olsa da WR-104 gökyüzünde çok büyük değişimleri tetikleyebilir. Yani çok garip ama 7 işarette bahsedilen ve gezegenimizi karanlığa gömecek olan büyük ışık patlaması bu olabilir. Bir gama patlaması dünyanın atmosfer kimyasını değiştirebilir. Kalın bir duman tabakası, hatta güneş ışığını engelleyen kalın, kızılımsı ya da kahverengi ve çok koyu bir duman tabakası yaratabilir. Bu da dünyanın sıcaklığının düşmesine neden olur. Hatta bir buzul çağını başlatabilir. Fotosentez tamamen bitecek. Dünyanın her yerindeki bitkiler ölecek. Bu ani değişikliğin besin zincirinin en alt katmanını tamamen yok etmesi bile mümkün. Okyanusta mikroskobik hayattaki değişiklikler besin zincirinin en alt katmanını değiştirir. Yani eğer kısa bir süre içinde denizdeki bütün planktonları öldürmeye kalkarsanız denizdeki hayat son bulur. Bütün sistem çökecektir. Bu büyük bir zincir. Bütün halkaları birbirine bağlı. Her şey biter. Kararmış gökyüzünün altında, donmuş, ölü bir gezegende kapana kısılan insanoğlu için gama ışını patlamasının etkileri korkunç olacak. Bu durum asırlar önce İncil'de anlatılmış. Birçoğuna göre bu kehanet zamanın sonunu işaret ediyor. Zamanın sonu geldiğinde buradaki bütün düzen bozulacak. Her şey kendi kafasına göre hareket edecek. Işık kaynağı olan güneş kararacak. Bu büyük değişikliğe atfedilen anlamsa Tanrı'nın artık dünyanın sonunu getirmek için harekete geçmiş olmasıdır. Bunun olmasını sağlamak için Tanrı'nın bilimsel bir şeye ihtiyacı olacağını hiç sanmıyorum. Ama yapabilir. Yani eğer bura bir gama ışını neden olacaksa onu ya da herhangi bir şeyi kullanır ve bunu yapar. Uzayın muazzam büyüklüğünü düşünecek olursak bu işaretten emin olmanın bir yolu yok. Aslında evrendeki her şey bir şans ve olasılık meselesidir. Eğer küçük bir yıldız ya da gezegen patlamak üzere olan büyük bir yıldızın yakınındaysa işi biter. Ama tehdit varlığını koruyor. 8000 ışık yılı uzağımızda WR-104 yıldızı patlamış ve ölümcül gama ışınları gezegenimize doğru yaklaşmakta olabilir. Evet, bu işaret çok korkutucu. Ama kıyamet işaretlerinin arasında en az bunun kadar korkunç başka felaketler de var. Örneğin cehennemi dünyaya taşıyacak sıcak bir felaket. Yellowstone'daki bilim adamları ölçümler yapıyorlar. Garip şeyler oluyor. Bu yakında olacak muazzam bir felaketin manzarası olabilir mi? Bu yedi işaretin bir parçası olabilir mi? İkinci melek boruyu üflediğinde büyük bir dağ patladı ve denize aktı. İkinci boru kehanetinde büyük bir dağın denize patlamasından söz eder. Bu bir asteroid olabilir. Ama önce dağ terimini, sonra patlamak terimini kullanıyor. Okyanusa patlayan, ateş püskürten bir dağdan söz ediyor. Bu dünyanın en tehlikeli ve en yıkıcı güçlerinden biri. Peki yedi işaretten biri volkan olabilir mi? Eski çağlara bir göz atmak bize bir ipucu verebilir. Cehennemi tasvir eden ateş ve kükürt simgeleri kaynağını uçan lavlardan ve volkanlardan çıkan sülfür gazından alıyordu. Birçok şiddetli doğa olayı gibi volkanik patlamalarda ilk Hristiyanlar tarafından Tanrı'nın gazabının bir sonucu olarak görülüyordu. Vezüv Yanardağı milattan sonra 79 yılında Patmoslu Yuhanna'nın Vahiy kitabını yazdığı sırada patladı. Patlama Roma şehri Pompei'yi gömdü. Sıcak volkanik küller binlerce kurbana sonsuza kadar mezar oldu. Onları can çekişirlerken dondurdu. İlk Hristiyanların birçoğu bunu pagan Roma İmparatorluğuna verilen bir ceza olarak gördü. Hristiyanlara çektirdikleri acılar için taşlaştırıldıklarına inandılar. Bir yanardağ patlaması Tanrı'nın dünyaya hakim olduğunun bir göstergesidir. Bu bütün doğal olguları onun kontrol ettiğini kanıtlar. Bugün yanardağların gücünü çok iyi biliyoruz. 1980 St. Helens Dağı.
1991 Pinatubo Dağı. Bunlar ve diğer sayısız patlamalar tarih boyunca insanlara tarifsiz acılar yaşattı. Ama günümüzde bir volkan patlamasının 7 işaretten biri sayılması için şimdiye kadar hiç görülmemiş şiddette ve büyüklükte olması gerekiyor. Bu büyük dağ benzeri cismin okyanusa düşmesinin sonuçları bugün dünya gezegenindeki hayatı yok edebilir. Peki gerçekten bir kıyamete sebep olabilecek kadar büyük yanardağlar var mı? Bugün bilim olduğunu doğruluyor. Ve tıpkı kehanette anlatıldığı gibi bu dağlar okyanusun içinde saklı olabilir. Hatta belki de tam altımızda. Bu olguya süper volkanlar adı veriliyor. Bir süper volkan tek patlamada 100 kilometre küp ya da daha fazla kül yayabilen bir yanardağdır. Bu da St. Helens yanardağının 1980'deki patlamada çıkardığının 100 ila 150 kat fazlası demek. Ve bu süper volkanlar dünyanın her tarafına yayılmış durumda. Yeni Zelanda'daki Taupo, adanın kuzeyinde çok popüler bir balıkçılık alanıdır. Ege'deki Santorini ya da Nepal'in kuzeyindeki Campe Flegrei birkaç yüz bin kişinin yaşadığı bir bölge. Dünyada en az 8 süper volkan var. Ama onları bulmak kolay değil çünkü her zaman dağ şeklini almıyorlar. Volkanların çoğu patladıkları zaman bir krater oluştururlar. Çünkü o şiddetli lav patlamasıyla volkanların çatısı uçar. Çok büyük bir patlama meydana geldiği zaman geride kaldera adı verilen bir şekil kalır. Kaldera daha belirgin biçimde, çanak şeklinde, kratere göre daha dik duvarları olan genellikle 10 kilometre çapındaki bir oyuktur. Ve tepe kayalarının önceden magma boşluğu olan yere çökmesiyle oluşur. Birleşik Devletler'de çok sayıda süper volkan kalderası bulunmakta. Ancak bu güzel manzara aynı zamanda en büyük felaket tehditlerinden birini savuruyor. Yellowstone çok büyük bir volkan krateri. Genişliği 55'e 70 kilometre. Tek bir volkan patlamasının bu kadar çok magma çıkardığını ve eskiden bomboş olan bir arazide yeni bir vadi yarattığını görmek gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. Ama aslında bu durum Yellowstone'da birden fazla görüldü. Yellowstone'da çok büyük 3 patlama gerçekleşti. Yüzlerce kilometre küplük ya da daha büyük patlamalardı. Bunların en sonuncusu 640 bin yıl önce meydana geldi. Geçmişte Yellowstone'un patladığını biliyoruz. Gelecekte yine patlayabileceğini de biliyoruz. Asıl soru ne zaman olacağı? Yellowstone platosu her yıl yaklaşık olarak 1,5 santim kadar yükseliyor. Bunu her yıl görebiliyoruz. Bu yükseliş platonun altındaki erimiş kayalar sebebiyle oluyor. Ama ne yazık ki bu durumun ne zaman büyük bir patlamayla neticeleneceğini söylemek için elimizde yeterince bilgi yok. Ama bilim adamlarının elindeki bilgiler Yellowstone süper volkanında bir patlama beklenmediğini gösteriyor. Yani en azından birkaç bin yıl içinde. Bilimsel veriler yine de 7 işarete inanan dindarların inançlarını etkilemiyor. Bilime ve kutsal kitaplara bakacak olursak, yani açıkçası eğer iyice incelerseniz, bilimin kutsal kitapları yalanlamadığını görürsünüz. Ayrıca bu kehaneti araştıran inananlar ve verileri inceleyen bilim adamları bir konuda aynı fikirde. Eğer bir süper volkan patlarsa, yaşama ihtimalimiz yok gibi. İlk olarak bir dizi küçük patlama meydana gelecek diyebiliriz. Ama aslında bütün kaldera çevresince aynı anda patlamayacaklar. Onun yerine kalderanın kenarında tek bir delik açacaklar. Ve onun etrafını çevreleyen patlama merkezinden lav çıkararak kalderanın kenarlarını kapatacaklar. Bu olduktan sonra Yellowstone kalderasının bütün zemini çökecek. Bu da 20 kilometre yüksekliğinde kaynayan devasa bir volkanik gaz ve kül hortumunun atmosfere uçmasına sebep olacak. Sonra o bulut yere inecek ve nehir yatakları boyunca belki birkaç kilometre aşağı akan olağanüstü büyüklükte sıcak bir kül kütlesi üretecek. Volkanın etrafındaki herkes ve her şey tamamen küllere gömülecek ve ölecek. Önceki birçok patlamadan öğrendiklerimize göre kurbanlar korkunç bir ölümle karşılaşacak. İnsanları öldüren asıl şey solunum yoluyla onları içeriden pişirmeye başlayan sıcak gazlar olacak.
Havada kalan küllerse hakim rüzgarlar tarafından batıya taşınacak. Batıdaki 11 eyalet, Kaliforniya'nın büyük bir kısmı da dahil olmak üzere tamamen küllerle kaplanacak. Yani o bölgede yaşayan insan nüfusunun önemli bir çoğunluğunu besleyen Orta Batı tahıl kuşağının tamamen yok olmasını, bitmesinden söz ediyor. Bu durumda gücün jeopolitik dengesinin tamamen değişmesi söz konusu olacaktır. Hasar uzun vadede çok daha kötü olabilir. Küçük volkanik parçalar ve gazlar stratosferde dolaşmaya devam edecek ve güneş ışığının dünyadan geri yansımasına sebep olacak. Böylece volkanik bir kış başlayacak. Tıpkı büyük bir asteroid çarpışmasının sebep olacağı uzun kış mevsimi gibi. Küresel sıcaklıklar ortalama 5 derece düşecek. Bu kulağa önemli gelmeyebilir. Ama bizi son buzul çağından ayıran sıcaklık farkı sadece 5 derece. Bu korkunç olaylar gerçekleşmeye başladığı zaman İncil'e inananlar gördükleri şeyleri hemen tanıyacaklar. Bunların binlerce yıl önce geleceği söylenen işaretler olduğunu anlayacaklar. Dindar Hristiyanların sarsılmaz inançlarının aksine bilim adamları gelecek konusunda bu kadar emin değil. Süper volkan patlamaları dünya çapında birçok farklı yerde meydana gelebilir. Yapabileceğimiz en iyi şey, eğer büyük bir patlamanın gerçekleşeceğini fark edersek, o bölgeyi bir an önce boşaltmak ve muhtemel sonuçlar için hazırlık yapmaktır. Pek güven verici sayılmaz. Bir esrar perdesi daha kalktı ama hala cevaplanmayı bekleyen sorular var. Sıradaki işaret hem volkanlar kadar esrarengiz hem de en az onlar kadar güçlü. Hayatımızı borçlu olduğumuz suların insan kanı kadar kızıl olmasına sebep olacak bir felaket. Birçok bilim adamı hayatın suda başladığına inanır. Peki hayat aynı zamanda su yüzünden sona erebilir mi? 7 işarete inananlar için yanıt evet. 2005 yılı. Florida sahili denizdeki canlıların büyük bir bölümünün toplu ölümüne tanıklık etti. Tırmıklarını ve gaz maskelerini kuşanan ekipler Meksiko körfezinde kıyıya vuran onlarca tonluk ölü deniz canlısını temizlemek için harekete geçti. 2007 yılında buna benzer bir olay Güney Kaliforniya kıyısında da görüldü. Kumsallar ölü deniz aslanları, balıklar, kuşlar ve balinalarla dolmuştu. İşte bu vahiy kitabında birebir tasvir edilen bir sahne. Denizde yaşamakta olan canlıların ölümü. Başta imkansız gibi geliyor çünkü deniz oldukça büyük. Ancak kutsal metinler kıyamet yaklaştığında denizdeki her şeyin öleceğini açık bir şekilde kehanet ediyor. Yani hiç şüphe yok, bu olabilir ve olacak. Bu muazzam ölü deniz canlısı dalgaları sıradaki kehanetle doğrudan bağlantılı. Ve ikinci melek şişesini denize döktü. Dökülen şey ölü bir adamın kanına dönüştü. Ve denizde yaşayan her canlı varlık öldü. Vahiy kitabının ikinci bölümünde dünya gezegenindeki bütün nehirlerin kırmızı akmaya başlayacağını görüyoruz. Üçüncü bölümde ise okyanusların kırmızı olacağını görüyoruz. Öfkeli Tanrı'nın suları kana dönüştürmesi İncil'de tekrarlanan bir olaydır. Peki bunun anlamı ne? Tanrı isterse suları kana çevirir. Bu da balıkların ölmesine neden olur. Böylece su içilir ve hayat verir olmaktan çıkar. Yani denizdeki canlı varlıkların damarlarında akması gereken kanın artık okyanuslarda ve nehirden akması, bozulmanın, kargaşanın, Tanrı'nın dünyaya getireceği korkunç felaketlerin simgesidir. Tabii kullarından hoşnut olmadığı zaman. Yahudi İncil'ine göre böyle bir şey Mısır'da olmuştur. Vahiy kitabına göre ise zamanın sonu geldiğinde olacaktır. İncil'in gönderildiği zamanlardan beri kanın çok güçlü, sembolik bir anlamı oldu. Yahudi Hristiyanlık geleneğinin başladığı yıllardan beri kan daima çok büyük bir kutsallık sembolü olmuştur. Hatta Vahiy kitabında da aynı önemi taşıdığını görebiliriz. İnsan anatomisi hakkında hiçbir şey bilmeyen atalarımız bile bedenimizin içinde dolaşan ve bizi hayatta tutan şeyin kan olduğunu anlamışlardı. Yani kan sembolü, hayat sembolü demek oluyordu. Ya da daha farklı bir açıdan bakarsak sonsuz hayattı.
Kan aynı zamanda çok güçlü bir ölüm sembolü de olabilir. Kana dönüşen su asırlar boyunca sembolik olarak ele alındı. Ama bugün bilim daha farklı bir bakış açısı sunuyor. Peki kana dönüşen su olayı bilimsel bir gerçekliğe dayanıyor olabilir mi? İzemini asırlar boyu koruyan sebeplerle okyanuslar ve dünyanın çeşitli yerlerindeki deniz kıyıları ara sıra kırmızının kanı çağrıştıran tonlarına boyandı. Bu gerçekleştiği zaman sahiller ölü deniz canlılarıyla dolup taşıyor. Gümüş balıklarından balinalara kadar bütün canlılar hareketsiz bir şekilde kıyıya vuruyor. Günümüzde bu olaya Kızıl Gelgit adını veriyoruz. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin önde gelen çevre bilimcilerinden biri olan Dave Hutchins bize Kızıl Gelgitleri anlatıyor. Kızıl Gelgit aslında kıyı sularında yaşayan ve bir takım toksinler üreten tek hücreli kırmızı bir alg türüne verilen genel bir addır. Toplanıp çok geniş bir alana yayılabilirler ve çok tehlikeli olabilirler. Bu toplanmaya neden olan organizmalardan bazıları kızılımsı renktedir. Eğer sayıları çok olursa suyun kırmızı görünmesini sağlarlar, tıpkı kan gibi. Vahiy kitabı Ege Denizi'nde küçük bir adada yazılmıştı. Bu kızıl gelgitlerin yerel balıkçılar tarafından biliniyor olması kuvvetle muhtemeldi. Tabii kehanetleri okuyanlar tarafından da. Kızıl gelgit olgusunu bilen biri, suların kana dönüşeceğini anlatan kıyamet işaretini bu olguyla ilişkilendirebilir. Ama bunun Tanrı'nın yolladığı bir işaret olarak görülmesi için, bu kızıl gelgitin muazzam yoğunlukta olması ve doğaüstü felaketleri çağrıştırması gerekir. Peki bir kızıl gelgit bu kadar ölümcül olabilir mi? Bilim yine bizi şaşırtan bir yanıt veriyor. Kızıl gelgit alg, insanları ve diğer omurgalıları kolaylıkla öldürebilecek kadar kuvvetli toksinler üretebilir. İnsanlarda ya da başka omurgalılarda bir sinir gazının yaratabileceği hasarı yaratabilirler. En büyük suçlular kabuklulardır. Süzerek beslenenler. Yani her türden istiridye ve midye. Bunlar sadece orada durup çok ama çok ince bir süzgeçten su pompalarlar ve algleri midelerinde toplarlar. Ayrıca bu kırmızı alg toksinlerinden gelen zehirlenmelerin birçoğu kabuklu zehirlenmesi adını taşır. Mesela amnezi kabuklu zehirlenmesi kısa zamanlı hafıza kaybına neden olur. Felçli kabuklu zehirlenmesi vardır. O da felce neden olur. Ayrıca solunum sorunlarına neden olan nörolojik kabuklu zehirlenmesi vardır. Bu şeylerden birçoğu okyanusta suyu süzerek beslenen organizmaları yediğimiz için besin ağımızda bizi zehirlemeye başlar. Bir kızıl gelgit yükselebilir. Hatta bu tehdit yediğimiz besinlerden soluduğumuz havaya yayılabilir. Bazı kızıl gelgit türleri suya toksin salar. Ve bu toksinler sayesinde buharlaşarak havaya karışır. İnsanlar da bunları havayla birlikte solur. Bu okyanusların ölümcül sinir gazı bulutları yaymasına benziyor. Deniz kıyısında yaşayan insanların göreceği zarar çok büyük olacak. Eğer devasa bir kızıl gelgit aynı zamanda bütün okyanusları vuracak olursa, dünyadaki deniz yaşamının büyük bir bölümü yok olacak. Tıpkı bu canları yiyen ya da kızıl gelgitlerin ürettiği toksinleri soluyan insanlar gibi. Dünyanın başka yerlerinde deniz canlılarıyla beslenen milyonlarca insan açlıktan ölecek. Zarar gören ve ölen insanların sayısı tüyler ürpertici olacak. Çoğu insanın bu durumu yedi işaretin gerçekleşmesi olarak göreceğinden hiç şüphe yok. Çevre kirliliği ve küresel ısınma normalde kızıl alg artışını kontrol altında tutan ekolojik dengeyi alt üst ederek dünya çapında kızıl gelgitlerin sayısının ve şiddetinin artmasına sebep oluyor. Eğer bu ölümcül toksin dallanıp budaklanmaya devam ederse bütün dünyaya hakim olabilir. Eğer toksit alg kazanırsa ve kazanmaya devam ederse hiç azalmazsa çok ciddi bir sorunumuz var demektir. Yedi işaret kehanetine inananlar da buna katılıyor ama farklı sebepleri var. Bence Tanrı tam olarak şunu söylüyor. İsyankar dünya gezegeniyle kendisini inkar eden Deccale ve onun güçleriyle konuşarak kullarımı kurban ettiniz diyor. Onların kanını döktünüz. Kanlarını alarak Tanrı'ya inanan milyonlarca insanı öldürdünüz. Şimdi de size ceza ve son bir uyarı olarak dünyadaki bütün nehirleri ve bütün okyanusları kana dönüştüreceğim. Yani bu işaret gerçekten dünyayı kuşatan katil kızıl gelgitlerin göstergesi olabilir. Bu aynı zamanda bizi bir sonraki işarete taşıyor. Burada da yıkım dünyadaki yaşamın esas kaynaklarından biri tarafından gerçekleştiriliyor. Korkunç depremler, salgın hastalıklar,
ölmekte olan kızıl renkli okyanuslar. Bütün bunlar vahiy kitabında anlatılmıştı. Ve şimdiye kadar bunların hepsine tanık olduk. Bu felaketler henüz dünyanın sonunu getirmedi. Ama bunlar öncü ya da uyarı olabilir mi? Çok daha kötüleri bizi bekliyor olabilir mi? Sıradaki işareti araştırırken bunun kanıtlarının hiç de az olmadığını görüyoruz. 1997 yılı, Kanada buzulu. En yakın şehrin 160 kilometre uzağı. Bir saha araştırmacısı tehlike işareti veren bir şey fark etti. O gün Kuzey Kutbu'nda gördüğüm değişiklikler çok büyüktü. Yani sadece doğal mevsim dalgalanmaları olarak açıklanamayacak kadar kalıcı ve büyük olduklarından eminim. Orada başka bir şeyler oluyordu. Bu gerçek ve şu anda oluyor. Rhode Island büyüklüğünde dev buz tabakaları Antarktika'dan kopuyor. Atlantik'te akıl almaz şiddette kasırgalar oluyor. Asya'da hortumlar yüz binlerce insana ölüm getiriyor. Kuraklık dünyanın muazzam genişlikteki bölgelerini kırıp geçiriyor. Ve türler daha önce hiç görülmemiş bir hızla tükenişe sürükleniyor. Bu felaketler sadece bir işaretle bağlantılı olabilir. Vahiy kitabı bize yedi mührün yedi boruyla açılacağını ve yedi borunun sesinin yedi kaseyi çağıracağını anlatıyor. Ve dördüncü boruyla bir melek şişesini güneşin üstüne döktü. İnsanlar büyük bir sıcaklıkla kavruldular. Güneşin insanoğlunun üzerine saldığı kavurucu sıcaklık, kehanetin en tehlikeli işaretlerinden biri. Bilim topluluklarına göre iklim değişikliği inkar edilemeyecek kanıtlarla kendini gösteriyor. Dünya ısınıyor, sıcaklığı artıyor. Sadece temel fizik prensipleri bozulmamış durumda. Küresel iklim değişikliğinin ardındaki nedenler aslında çok açık. Atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunu artırıyoruz ve gezegen ısınıyor. Fizikten kaçamazsınız. Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nde görevli bilim adamı Mark Serize'ye göre iklim değişikliğinin asıl sebebi ortada. İnsanoğlu. Küresel ısınmanın etkilerini sera gazlarının artmasına bağlı olarak görmeye başladığımız çok açık bir gerçek. Yaşamı sürdürmek için yaptığımız her şey, mesela yeni şehirler kurmak, tarımsal alanları kapatmak, kullandığımız araçlarla atmosfere gazlar yaymak gibi şeyler, gezegenin daha da ısınmasına yol açıyor. Bu gezegenin ısınmasının nedeni biziz. Bu ısınma bizim tahminlerimizden çok daha hızlı oluyor. Ama bazı din uzmanlarına göre iklim değişikliğinin kanıtı daha büyük bir kehanetle ilgili. Kopmak üzere olan kıyametin bir başka işaretiyle. İnsanlar sıcaktan, güneşin radyasyonundan, zehirlenmeden ölecek ve tahıllar kuruyup gidecek. Ayrıca güneş ışınları o kadar kuvvetli gelmeye başlayacak ki dünya nüfusunun %50'si hayatını kaybedecek. Artık eskiden olmayan doğal felaketler yaşıyoruz. Akşam haberlerinde birilerinin evlerinin üst katında oturduklarını, çünkü alt katın sular altında kaldığını görüyoruz. Bu korku verici. Nedeni üzerinde anlaşamasalar da çoğu bilim adamı ve din uzmanı bir konu hakkında aynı fikirde. Gezegenimiz ısınıyor ve bunun etkileri facia yaratıyor. Sorun olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı. Ayrıca ne kadar şiddetli olacağı ve etkilerinin nasıl olacağı. Sadece birkaç derece bile olsa, dünyanın sıcaklığındaki artış dünya çapında korkunç sonuçlar doğurabilir. Bu değişimler şu anda çok büyük bir hızla gerçekleşiyor. Deniz seviyesinde artış göreceğiz. Muhtemelen bundan çok daha şiddetli kasırgalar olacak. Ayrıca kuraklıkta da artışlar olacak. Büyük kavgalar göreceğiz. Çatışmalara tanık olacağız. Küresel ısınma nedeniyle terörizm artabilir. Evet, böyle bir ihtimal var. Sıcaklıklardaki artış bir zincirleme reaksiyona sebep olabilir. Küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesindeki yükselişin hız kazandığını görmeye başlayacağız. Peki, neden hız kazanacak? Bunun nedeni büyük ölçüde dünyadaki buzulların ve buz katmanlarının büyük bir hızla erimeye başlayacak olması. Deniz seviyesini yükseltecek olanlar öncelikle Grönland ve Antarktika. İkisi birlikte 90 metrelik buz oluşturuyorlar. Deniz seviyesindeki 10 metrelik küçük bir artış bile Florida'nın büyük bölümünü ve doğu kıyısını sular altında bırakacak. Birleşik Devletler'de yaşayan insan nüfusunun %25'i evsiz kalacak.
Eğer evinizde uzun bir süre yaşamak gibi bir niyetiniz varsa kıyı bölgelerinde yaşamamayı düşünebilirsiniz. Çünkü bir gün o evi kaybedebilirsiniz. Bazı bilim adamları deniz seviyesinde 90 metrelik çok daha büyük bir artışın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Bu da dünya çapında korkunç felaketler olacak anlamına geliyor. Londra, Venedik, Amsterdam, Berlin, hatta Paris bile sular altında kalacak. Tıpkı şimdiye kadarki gibi bir iklim sistemindeki sera gazlarının artmasına neden olursanız büyük bir ısınmayla karşılaşırsınız. Aynı zamanda dünya çok şiddetli ve korkunç fırtınaların etkisi altında kalacak. Kasırgalar ılık okyanus suyuyla beslenir. Ve okyanuslar da ısınıyor. Yani gelecekte şimdikine göre daha şiddetli fırtınalarla karşılaşacağımızı düşünmemiz yanlış olmaz. Diğer hava olayları da eskiye nazaran daha sık ve daha şiddetli olacak. Gök gürültülü fırtınalar gibi. Bütün bunları bir araya koyunca ne yazık ki insanoğlunun baş etmek zorunda kalacağı çok ama çok büyük bir değişim resmi görüyoruz. Önce gelişmekte olan ülkelerin insanları etkilenecek. Yüz binlerce insan hayatını kaybedebilir. Ama Birleşik Devletler gibi ülkelerde tehlikeden uzak değil. Bu konuda biraz küstah davranıyoruz. Batı'da güvendeyiz diyoruz. Her türlü iklim değişikliğiyle başa çıkabileceğimizi sanıyoruz. Ama aslında Katrina'nın yaptıklarına bakınca bunlara hazırlıklı olmadığımızı görüyoruz. Küresel ısınmaya hazırlıklı olup olmamamız bir varsayım meselesi. Ama sıradaki işaret için hazırlanmanın hiçbir yolu yok. Bu insanlığın büyük bölümünü yok edecek küresel bir savaş. İyi ile kötü arasındaki son çatışma. Vahiy kitabına göre bu savaşın adı Armageddon. Yedi işaretin son sırrı son derece karmaşık. Vahiy kitabı hayal benzeri sembolik simgeler ve gizli ipuçlarıyla dolu. İncil'deki kehanetler aslında her şeyi bilen, her şeyi gören Tanrı'nın ileri bilgeliğinin bir göstergesi. Tıpkı CIA'deki istihbarat sistemi gibi bir kaynaktan bir bilgi alırsınız, başkasından başka bir bilgi. Sonra da noktaları birleştirirsiniz. İncil'deki kehanetler de böyledir. Yedi işareti daha da karmaşık hale getiren diğer bir etken de yedi işaretin içinde söz edilen felaketlerin sayısının 7'den fazla olması. Aslında 3 tane 7 felaketimiz var. 7 gerçekten çok önemli bir sayı. Tanrı ile ilgili bir sayı olarak kabul ediliyor. Ona karşı çıkan Deccal'in sayısı ise 666. Bu kehanetin birden fazla yorumu var. Bu nedenle bazıları bunu kötüye kullanmış ve kendilerini izleyen müritlerini ölüme göndermişler. Yine de bazı din uzmanları 7 işaretin kesin yorumu konusunda pek emin değil. Bu işaretler gerçek de olsa, sembolden ibaret de olsa, bence yapacağımız tek şey bekleyip görmek. Tarih boyunca salgın hastalıklar, kıtlıklar yaşadık. Yani bunların günümüz insanlarının kıyamete hazırlanması, o günü düşünerek yaşaması için Tanrı'nın gönderdiği işaretler olup olmaması üstünde tartışabileceğimiz bir konu değildir. Ama kesin olan bir şey var ki, o da Vahiy kitabında adı geçen çok büyük bir felaketin daha olduğu. Bu son işaretin adı Armageddon. Ve iblisi gördüm. Dünyanın kralları ve onların orduları ona karşı savaşmak için bir araya geldiler. Ve onun ordusuna karşı. Vahiy kitabına göre mahşerin son atlısı tekrar ortaya çıkacak. Yani Deccal. İsa'nın karşısına çıkmak için gelecek. Tanrı ve şeytan arasında son bir savaş yapılacak. İyiye karşı, kötü. Bu savaş akıl almaz büyüklükte olacak. Dünyadaki bütün uluslar o gün bir araya gelecekler. Armageddon aslında belirli bir yerin adı. İsrail topraklarında Armegido adı verilen bir dağ var. O noktaya hakim olabilmek için şimdiye kadar 21 savaş yapılmış. Uluslar ve imparatorluklar zaman zaman bu yer için savaşmışlar. Armageddon kehaneti tarihe iz bırakmış bir kehanettir. Buradaki savaşlardan bazıları 11. ve 13. yüzyıllarda Haçlılar tarafından yapılmıştı. Bu Hristiyan savaşçıların birçoğu aslında 7 işaretin kanlı kehanetini yerine getirdiklerine inanıyorlardı. Haçlı askerleri o savaşlarda aslında Vahiy kitabındaki kehanetleri yerine getirdiklerini düşünüyorlardı. Çünkü onlar zaten Hristiyan kilisesinin emrindeki ordulardı.
kutsal topraklara, Armageddon Savaşı'nın yapılacağı yere gidiyorlar ve orada şeytani ve korkunç olarak gördükleri kafir ordularla savaşmaya başlıyorlardı. Armageddon kehaneti bugün bile insanların zihninde çok güçlü bir simge olmaya devam ediyor. Kehanete inanan iyi eğitimli insanlar bile bugün Armageddon Savaşı'nın eşiğinde olabileceğimizi düşünüyor. Çok vahşi ve düzensiz bir dünyada yaşıyoruz. O kadar ki toplu imha silahları, saldırgan bireyler ya da ülkeler, hatta teröristler tarafından kullanılabilir durumda. Bu yüzden insanlar sorun gelmesinden korkuyorlar. İnananlara göre baş gösteren nükleer silah tehdidi daima Armageddon Savaşı'nı hatırlatan bir unsur olacak. Şimdiye kadar yapılan nükleer silahları, Sovyetler Birliği'nde kaybolan taşınabilir Rus bombalarını, laboratuvarlarda tasarlanıp saklanan biyolojik silahların başlatabileceği salgın hastalık faciasını düşündükçe, insanoğlunun dünyayı haftalar ya da aylar içinde tamamen yok edebileceği teknolojiye tarihte ilk defa ulaşıldığını düşünüyorum. Toplu imha silahları çeşitlendikçe dindar olmayan uzmanlar bile kehanetin yankısı sayılabilecek yorumlar yapmaya başladılar. Nükleer bir değişim olabilir. Çıkarlarımızı korumak için hangi noktada bu işe karışacağız? Bu ne ölçüde olacak? Nükleer tehdidi etkisiz hale getirecek silahlar mı istiyoruz? Yoksa bilirsiniz, bizim de olsun mu istiyoruz? Eğer son kehanet nükleer bir savaşla sonuçlanırsa, dünyanın sonu büyük bir asteroid çarpmasına benzeyebilir. Ya da bir süper volkan patlamasına. Bu durumda savaş felaketini nükleer bir kış mevsimi izler ve radyoaktif parçacıklardan oluşan kefen benzeri bir örtü bütün dünyayı karanlığa boğar. Öyle bir durumda küresel iklim sıcaklığımız en az 10 derece düşer. Bu düşüşün devam etmesi halinde ise işimiz biter. Sonra da her yerde yağan kar tamamen radyoaktif olur. Bu donmuş cehennemde son felaketimizle karşılaşabiliriz. Ama bu son felaket yok olacağımız anlamına gelmiyor. Bir şeylerin ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Yedi işaret yolculuğu, dünyada kıyamet öncesinde olacak felaketleri gösteren, mahşerin dört atlısıyla başlayan, gittikçe artan korkunç felaketlerle devam eden ve dünya üstündeki her şeyi yok edebilecek son bir savaşla doruğa ulaşan, hiç bitmeyecek bir ölüm ve yıkım ayinine benziyor. Ama kehanete inananlara göre, yedi işaret aslında zamanın sonu için bir geri sayım değil. Bu işaretler yeni bir başlangıcı, şaşırtıcı ve sembolik bir uyanış çağrısını göstermekte. Burada asıl amaç, isyan etmeye meyilli olan insanoğlunun dikkatini çekmek, aynı zamanda kendine gelmesi için insanoğlunu uyarmak. İşte yedi işaret esrarının nihayet gün yüzüne çıktığı yer burası. Son işarette bahsedilen büyük yıkımın orta yerinde, savaş beklenmedik bir şekilde sona eriyor. Sonra cennetten inen bir melek gördüm. Şeytanı yere yatırmış ve onu bağlamıştı. Sonra da onu dipsiz bir kuyuya attı. Büyük savaş biter, şeytan yenilir, Tanrı kötülüğe üstün gelir. Dünyada bin yıl sürecek bir barış ve mutluluk çağı başlar. Burada ana fikir şu, Tanrı etrafa yıldırımlar saçıp duran öfkeli bir zorba değildir. Tanrı sevgidir ve kıyamet aslında sonsuz sevginin kapısını açacaktır. İşte aslı bu. Tanrı'nın amacı felaket ya da hastalık göndermek değildir. İnsanlar Tanrı'yı sevmeli ve kendilerine yeni bir dünya hazırlamalıdır. Evet, kehanetin asıl amacı isyankar insanoğlunu korkutmaktır. Ama biterken bize bir umut işareti verir. Yedi işaretin bugün bile geçerli olmasının nedenlerinden biri de insanlığın umuda duyduğu büyük ihtiyaçtır. Doğrusunu söylemek gerekirse, Vahiy kitabı daha önce hiç bugünkü kadar büyük bir ciddiyetle okunmamıştı. Bu aslında çok dikkat çekecek. Çünkü bugün bilim çağında yaşıyoruz. Hemen her konuda ileri bilgiye sahibiz. Ama yine de asıl önemli olanın dini inanışlar olduğunu söyleyen insanlar var. Ve onlar bizim sonsuza dek cennette mi yaşayacağımızı, yoksa sonsuza dek cehennemde mi yanacağımızı bu inanışların belirleyeceğine inanıyorlar.